Dronlarla çektiğimiz 360 derece fotoğrafı Facebook'ta nasıl paylaşabilirim? 360 derece çekilen fotoğrafların en havalısı dronlarla çekiliyor bence. Sebebi ise gezdiğiniz yerlerin, gittiğiniz yerin ya da çekeceğiniz manzaranın tamamını alabiliyorsunuz bir fotoğrafta. Ve bunu Facebook'ta paylaşarak isteyen istediği yeri istediği kadar görebiliyorum. Bence harika bir özellik. Dronlarda en çok sevdiğim özellik bu diyebilirim. Öncelikle 360 derece fotoğraf paylaşabilmek için çektiğim 5 tane fotoğraf var. Ve bunların hem farklı zamanlarda bir iki tanesini aynı zamanda çekmişliğim var. Bu fotoğrafı çekebilmek için panorama modundan Shear Here seçmeniz gerekiyor. Toplamda 20'nin üzerinde bir fotoğraf çekiyor ve bunların hepsini birleştirip bize bir 360 derece fotoğraf sunuyor. Tabii bunu DJI Fly uygulamasında görebilirsiniz ama galerinizi aldığınızda bunu göremiyorsunuz. Çünkü bunu görebilmek için 360 derece gösteren uygulamalar indirmeniz gerekiyor. Bugün sizlere iki farklı yöntem göstereceğim. Biri mobil uygulama, diğeri ise internet sitesi. Bence ikisi de aşırı derecede çok kolay. Neredeyse herhangi bir işlem yapmıyoruz. Bu ikisinin açıklama kısmında vereceğim. Videomuza ekran kaydıyla devam edeceğim. Ekran kaydını telefondan aldığımdan dolayı görüntü biraz kötü olacak. Bu yüzden kusura bakmayın. Videomuza geçmeden önce size söyleyeceklerim var. YouTube kanalıma 2 aydan fazla zamandan beri içerik üretiyorum. Ve bugünlerde kanalıma katıl butonu aktif oldu. Katıl butonu hakkında biraz bilgi vermek istedim. Katıl dediğimiz üyelik, yani YouTube kanalıma üye olabiliyorsunuz. Bu ücretle, hemen burada da görebilirsiniz. 4 adet üyelik tipi var. Hemen şöyle okuyacak olursam, videoların çok yararlı, yeni içeriklere destek, iletişim hep en iyisi için. Tabii bunları ben isimlendirdim. Kendime göre en uygun olanı seçmeye çalıştım. Bunların tamamında yeni videolara erken erişebileceksiniz. Bildiğiniz üzere haftada 5 video yüklemeye çalışıyorum. Belki her gün 1 video yüklemeye çalışıyorum. Bunları önceden YouTube kanalıma yüklüyorum. Tabii günü geldikçe paylaşıyorum. Bunları siz gününü beklemeden izleyebileceksiniz. Kanalımdan herhangi bir üyeliğe katıldığınızda DJI Spark rozeti sizin oluyor. Üyeliğiniz devam ettiği sürece rozetlerimiz artmaya başlıyor. 1. ayda DJI Mini, 2. ayda DJI Mini 2, 6. ayda DJI Air 2, 12. ayda DJI Mavic 2 Pro. Tabi bunlar biraz olsun diye yükledim. Bence ilk 3'ü, yani DJI Spark Mini ve Mini 2, hadi Air 2 de olabilir. Bence bunlar çok tatlı olacak. Detaylarını merak ederseniz üzerine tıklayarak okuyabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Öncelikle 360 derece çektiğimiz fotoğrafları bulabilmek için dosya yöneticisi, klasörlerden DJI, DJI Go versiyon 5, DJI Fly, video, daha sonrasında Original Files, Pano Foto. Burada arkadaşlar çekmiş olduğum benim 360 derece fotoğraflar var, 5 adet. Sizin telefonunuzda nerede olduğunu bulmak için hemen DJI Fly uygulamasına geliyoruz. DJI Fly uygulamasının albüme tıklayıp herhangi bir 360 derece fotomuza giriyoruz. Görüntünün üzerinde 2021-05-15-13-33-46 yazıyor. Burada iyi yere tıklarsanız kayıt yeri yazıyor. Yani bu da benim az önce girmiş olduğum yer. Ben de buradan bakarak girdim. Bunları bulduktan sonra öncelikle en kolay olan yöntemi gösteriyorum. Bu hayatımda gördüğüm en kolay yöntem. Google'un Street View uygulamasına giriyoruz. Play Store'da çok rahatlıkla bulabilirsiniz bunu. Girdikten sonra herhangi bir şey beklememize gerek yok. Zaten bu da bir harita. Oluştura tıklıyoruz. Oluştura tıkladıktan sonra 360 derece fotoğrafları içe aktarın diyor. Tıkladık. Daha sonrasında hemen daha önce dosyalarımızı bulduğumuz yere tekrar gidelim. DJI versiyon 5 Fly Video Original Files Pano. Hemen ilk çektiğim fotoğrafı burada, aynen burada yapayım. Bu fotoğrafımda ND filtre var bu arada. Onu da görmüş olalım. Hemen bu fotoğrafın üzerine tıkladım. Anladım. Gördüğünüz gibi 360 derece fotoğrafımızı açtı. Ekrana tıkladığımızda hemen altta paylaş düğmesi var. Gizli olarak paylaş. Bu herhangi bir şey gerektirmiyor. Facebook haber kaynağı. Direkt tıkladım. Gördüğünüz gibi direkt Facebook'ta 360 derece oldu. Hatta bunu da paylaşayım. Şöyle yazalım. Bahar bahçe. Facebook'ta tamamlanmasını bekleyelim. Hatta Facebook'umuza girelim ve bekleyelim.
Evet, gördüğünüz gibi Facebook'ta 360 derece fotoğrafımız paylaşıldı. Biraz bekledikçe netliği artıyor. Şu an benim internetim biraz zayıf. Hemen şöyle gezelim. Gördüğünüz gibi sorunsuz bir 360 derece fotoğraf. En kullanılan yöntem bu. Bundan daha kolayını görmedim şimdiye kadar. Gördüğünüz gibi netleşmeye de başladı. İnternetinizin hızına göre netliği artıyor. Şu an çok kolaylıkla bu yapıldı. Şimdi gelelim ikinci uygulamamıza. İkinci uygulamamız bütün telefonlarda her yerde geçerli. Hatta bilgisayarda dahi geçerli bir uygulama. Telefonda yapımı oldukça basitime gitti. Bunu da telefon uygulamasını anlatayım dedim. Hemen tıklıyorum. Ben bunu ana sayfama kaydettim. Yani ekranımın ana sayfasına getirdim. Açıklama kısmında sitenin linkini bulabilirsiniz. Sitemimizin ismi Nadir Paint. Hemen ana sayfamız bu şekilde. Drop image here yazan yere tıkladığımızda fotoğrafımızın seçmemizi istiyorum bizden. Hemen göz alttan yine aynı yere gidip fotoğrafımızı bulalım. Evet, bu sefer hangisini paylaşalım? Burada köyümüzü çektiğim bir fotoğraf vardı. Bu sefer de onu paylaşalım. Şu an yükledim. Karşıya yüklenmesini bekliyorum. Evet, şu an yüklendi ve otomatikmen indirmeye başladı. İndirmesinin bitmesini bekleyelim. Tabii bu 360 derece fotoğraflar 23 ya da 26 tane fotoğrafın bir araya gelmesiyle oluştuğu için biraz megabaytı yüksek. Evet, şu an tamamlandı. Şimdi fotoğrafımız telefonunuzda kaydedildi. Kaydedildikten sonra yapmamız gereken Facebook'a gitmemiz. Şu an Facebook'a gidiyorum. Facebook'ta zaten biraz önceki paylaşmıştım. Fotoğrafa, yani ne düşünüyorsun? Fotoğraf paylaşmaya tıklıyorum. Gördüğünüz gibi son fotoğrafın altında 360 derece bir fotoğraf var. Yani iki eksenli bir görsel koymuşlar. Hemen tıklıyorum ve ileri diyorum. Gördüğünüz gibi bu da 360 derece bir fotoğraf oldu. Hatta çerçeve falan ekleyebilirsiniz diyor. Neyse ona hiç gerek yok. Bizim çerçevesiz filtre eklenebiliyor mu? Belki filtreler de eklenebiliyordur. Şu an internetim yavaş olduğu için denemiyorum. Direkt paylaş diyorum ve paylaşmasını bekliyorum. Evet, gördüğünüz gibi bu da 360 derece olarak paylaşıldı. Hemen geriye gidiyorum. Hemen gördüğünüz gibi netliği harika. Tabii internetin hızı bunu biraz daha etkiliyor. Güneşi tam çekememişim. Gördüğünüz gibi 360 derece fotoğraf paylaşmak aşırı derecede çok kolay. Siz de 360 derece fotoğrafları gönül rahatlığıyla çok kolay bir şekilde paylaşarak günün tadını çıkarabilirsiniz.